Çok iyi bir şey. E tabii bunun için cebinden çıkacak da bir de para gerekiyor. Heh, Burada da bir avantajı gelelim, tabii. var. Bunun hem vergide avantajı var. Bu gibi işlerin vergi muafiyetinin 30.700 liraya kadar gelir elde eden kişinin ödeyeceği sigorta primi de aynı zamanda daha düşük oluyor. Normalde evinde oturan bir kadın hiçbir iş yapmıyor. Tamam. Ben primlerimi tamamlamak istiyorum diyor. Bu sefer isteğe bağlı prim ödemek zorunda. Bunun için nereye Aylık gidecekler? Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor normalde Derya Hanım. Aylık 885 lira ödüyor. Her ay 885 lira günlerini tamamlıyor. Sağlıktan yararlanıyor. Her ay çok Her değil ay. mi bu? Ama vergi muafiyeti olan bu işleri yapan kişiler vergi dairesine müracaat ettikten sonra bu işi yaptığını tescillerse şayet daha sonra vergi dairesinden aldığı belgeyi de Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürürse ödeyeceği rakam 709 liraya düşüyor. Az Hocam, rakam değil. çok düşüktü bunlar şimdi çok mu yükselmiş? Bugün asgari ücret belli olacak. Evet. Bugünden sonra biraz daha artacak. Asgari ücrete ne kadar zam gelirse 1 Ocak'tan itibaren bu rakamlar artacak. Evet. Çünkü asgari ücret hep söylüyorum. Sadece çalışanı ilgilendiren bir şey değildir asgari ücret. İşçiyi ilgilendirir, işvereni ilgilendirir ama evinde hiçbir şey yapmadan prim günlerini tamamlamak isteyen Ayşe teyzeyi de ilgilendirir. İlgilendirir. Çünkü Doğru. primlerini tamamlamak istiyor. Evet. Ama bu avantajlıdır. 885 lira nerede? 700 lira nerede? Yani 185 evet. lira gibi daha 180 lira daha az para da ödeyebilir. Kaç Bu şekilde, yılda emekli olacak? Şimdi emeklilik konusu o kadar önemli ki. Emeklilik konusunda şu kişiye biz hemen bir şey söyleyemeyiz. Ne zaman işe başlamış, ne zaman sigortalı olmuş, kaç günü var bunları bilmemiz lazım. Bir kişinin emekli olabilmesi için ilk işe başladığı tarihe göre belli bir sigortalılık gün sayısına ulaşması lazım. Tamam. Aynı zamanda yıla da ulaşması lazım. İlk başlangıçtan sonra kaç yıl geçti? Devletin istediği bir süre var. Bir de yaşını tamamlaması gerekiyor ki emekli olabilsin. Bunların Yaş kaç da, oldu şu anda? Ee, ben biliyorum da yanlış bir, bir şey söyleyeyim. 1 Mayıs 2008 yılından sonra ilk defa sigortalı olan kadın ve erkekler kademeli olarak 65 yaşında ve 7200 günle emekli olurlar. Ancak... İşe başlama tarihi ne kadar eski ise kanunlar ona göre değişiyor. Şöyle diyor bizim kanunlarımız ben emekliliği diyor 3 e ayırdım diyor. 2000 yılına kadar ilk defa sigortalı olan kişileri şöyle ayırıyorum diyor. 2000-2008'de şöyle ayıralım, 2008'de şöyle ayıralım. Hepiniz ayrı ayrı emekli olursunuz. 2000 yılına kadar ilk defa sigortalı olanlar daha çabuk emekli olabilirler. Evet. İlk işe başlama tarihine göre 2000-2008 arası olan kadınlar 58, erkekler 60, 2008'den sonra da kademeli olarak 65 yaşına kadar emeklilik süresi uzayabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Ben birkaç ay önce sizin programımıza geldiğinde de söylemiştim. Sizin programınızdan sonra çok kişi de beni aradı, görüştük. Çok kişiye de yardımcı olduk vardı. arada. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Allah evet. razı olsun. Evet, sizden de. Önemli konular çünkü. Kadınların ilk sigorta girişi var. Kaç yılında, kaç yaşında, kaç prim günüyle emekli olacağını bilmiyor. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz sizin günleriniz varsa size bir mektup yazıp da Derya Hanım sizin şu kadar gününüz var. Siz şu yolu izlerseniz şöyle emekli olursunuz. Bu yolu izlerseniz böyle emekli olursunuz diye size bir bilgilendirme yapmaz. Sizin emekliliğiniz gelmişse siz müracaatta bulunmazsanız dahi ya sen emekli olmuşsun. Günün geçmiş. Niye kuruma gelmedin diyen de olmaz. O yüzden vatandaşların kendi planlarını kendilerinin yapması lazım. Takip etmeleri lazım. Bunu nasıl yapacaklar? Türkiye'nin her yerinde sosyal güvenlik uzmanları var artık. Sosyal güvenlik uzmanlarından profesyonel bir danışmanlık alabilirler. Bunlar nerede bulunuyorlar? Hangi kurumlara bağlı çalışıyorlar? Şöyle, sosyal, serbest sosyal, çalışıyorlar? sosyal güvenlik uzmanları serbest çalışıyorlar. çalışıyorlar. Ee, her yerde de vardır. Yani internetten, sosyal ee, medyadan yazdığında. Mali müşavirler karşı... de bu konularda e, yardımcı olabilirler. Yardımcı Onlardan da bilgi alabilirler. Ama bizde emeklilik kadınlar da ayrı, erkekler de ayrı bir normal emeklilik var. Aynı zamanda çalışma gücünü kaybeden kişilerin mağlulen emeklilikleri var. Az günle yaş şartı aranmaksızın. Aynı zamanda engelli statüsüyle engelli, özürlü, vergi indirimli emeklilik şartları var. Birçok kişi emeklinin, ya bunu bilmiyor. Engelli statüsünde örnek veriyorum trafik kazası geçirmiş ya da geçenlerde bir kişiyle görüştüm. Kanser hastalığına bağlı olarak tek gözünü kaybetmiş. %42 rapor alabilir. Yaşını beklemeden emekli olabilir. Benim yanıma geldi, bilgiler aktarıyorum. Ee, Özgür Bey dedi, ben peki bu emekli tercih edeyim mi dedi. Yaşa bağlı olmadan hemen emekli olabilecek. Tabii ki tercih edebilirsiniz dedim. Ama ben düşük maaş mı alırım diyor. Hayır, daha yüksek maaş alırsınız dedim normale göre. O yüzden çok detayları var, detayları bilmek, anlatacağız. E, çok çok e, önemli. Ne, ne geçti Erkan orada görüntü? Ha Tamam, e, tamam, tamam, tamam. Efendim? E 415 sigorta girişi varmış. %50 de engeli varmış. Nasıl e, emekli olurum demiş. Engellilerin ilk işe başlama tarihlerine göre %40 ve üzerinde vergi indirim belgesi alarak yaşa tabi olmadan sadece sigortalılık süresini tamamlayarak emekli olabilirler. İlk işe başlama tarihi bizim için önemli. %45 raporu var ama ne zaman sigortalı olmuş? Bunu bilmemiz lazım. Evet Müge bu şeylere girmeyelim, biraz konumuzu toparlayalım. Ondan sonra kardeşimizin durumu özel olduğu için ee, sordum. Yine öyle sorular ee, mutlaka var, biliyorum, ee, tahmin ediyorum. Ama ben kitlerin Ama... ne merak ettiğini biliyorum. Ne Neyi merak Şunu ediyorlar? Merak Mesela en çok... engelli bir vatandaş, ben nasıl emekli olurum diyor. SGK'ya gidip oradan mı emekli olacağım diyor. Hayır diyorum, SGK'ya gitmenize gerek yok. Engelli, vergi indirimli, özürlü, sakat bunların hepsi aynı emekliliktir. Bu durumda olan kişilerin bağ kuruluysa rapor almaları yeterli. Devlet Raporları memuru ve SSK'lıysa evet. vergi indirim belgesi alması gerekiyor. Vergi indirim belgesini nasıl alabilirim diyorlar? Bağlı bulunduğu ilde ilçede vergi dairesine gidecek. Ben vergi indirim belgesi almak istiyorum diyor bir formu doldurup gönderiyor. Bu kişiyi de hastaneye sevk ediyorlar. Yüzde 40 ve üzerinde vergi indirim belgesi alan, rapor alan kişiler vergi indirimle yaşa tabi olmadan emekli olabiliyor. Özellikle bu durumlarda çok sıkıntılar var ve haklarımızı bilmiyoruz. Ee, arkadaşlarımız bu durumda özel durumları olan e, seyircilerimiz lütfen nereye gidecekler? Vergi... vergi indirim belgesi için Şimdi vergi bu emeklilik nereye? konusu vergi ya ne, vergi dairesine vergi dairesine vergi dairesine vergi, dairesini vergi indirim belgesi için Ver, vergi indirim belgesi için şimdi raporda gerekecek orada şöyle Derya hanım emeklilik konusu ya emeklilik konusu olduğu için herkes SGK'ya giriyor sosyal güvenlik kurumuna gidiyor. Vergi indirim için sosyal güvenlik kurumuyla baştan işiniz yok. Önce vergi dairesine gidip vergi indirim belgesini aldıktan sonra Emeklilik müracaatını sosyal Ölde güvenlik çok kurumuna. Çok iyi bilgi bu, çok güzel bilgi. Ee, evet. Yani hakikaten işimizi de azaltıyor bu söylediğiniz e, şeyler. Doğru yerden doğru şekilde başlamak önemli. Evet. Şimdi şu şeyi tamamlayalım. Kadınlar evde e, bu el işlerini yapacaklar, bir para kazanacaklar, kendi sigortalarını e, ödeyecekler ve. Onlar da takip edecek, herkes kendi şeyini takip edecek diyor Özgür Bey. Planlamasını Planlaması yapması gerekiyor. Ne yapacak? zaman sigortalı olmuş? Yani 1985 yılında sigortalı olan birisiyle 1995 ile 2005, 2011 hepsinin emeklilik tarihleri aynı değil. Aynı değil. Planlamasını yapacak, nereden prim ödeyim avantajları var bu avantajlardan yararlanacak kişiler var. Mesela ev hizmetleri. Sizi evet. çok takip ediyorlar. Evet. Ev hizmetlerinde çalışan kişiler de sizi takip ediyor. Çocuk bakanlar, yaşlı evet, bakanlar, evet, hasta evet. bakanlar ya da ev hizmetlerinde bulaşık yıkayanlar, çamaşır yıkayanlar, ütü yapanlar. Bu durumda olan kişileri yardımlar. Evet. Kadınlar da şunu öğrenmek istiyorlar. Ben yanımda bir bakıcı çalıştırmak istiyorum. Çocuğuma baksın ya da temizlik işleri yapsın. Bu kişinin sigortalılığını nasıl yapacağım? Kaç gün çalışıyor diyorum senin yanında. Ya diyor ki haftada 5 saat geliyor, ütü yapıp gidiyor. Nasıl sigortalı yapabilirim? Çok basit. Bu kişi için hatta sürekli böyle bir bildirim bildirim yapmanıza da gerek yok. Sadece ev hizmetlerinde 10 günün altı, 10 günün üstü diye iki türlü çalışma var. Bu çalışma için de sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz Derya yani. Hanım. Diyorsunuz ki ben evimde... Kim gidiyor? Çalışan mı gidiyor ev sahibi Ev sahibi gidiyor. Evet. Siz ev sahibi olarak yanınızda bir kişiyi çalıştırmaya karar verdiniz. Sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz. Ben evimde bakıcı çalıştırmak istiyorum ya da temizlikçi çalıştırmak istiyorum. 10 günden azsa... 10 günden az diyorsunuz, 10 günden fazlaysa 10 günden fazla. 10 günden azsa ödenecek prim günlük 1,5 lira. Günlük prim 1,5 TL.